Kürdistan halkının tüm kazanımları AKP, MHP, Ergenekon, Faşist İttifakı'nın saldırıları altında. Saldırıyor, işgal ediyor, öldürüyor ve bunları yaparken de Kürt düşmanlığı üzerinden yürütüyor. En büyük düşmanlıklardan birini de Kobani'de gösterdi. DAEŞ çeteleriyle birlikte saldırdı. Ancak Kobani direndi. Kobani'nin direnişi 1 Kasım'da tüm dünyada, aynı zamanda 1 Kasım Dünya Kobani Günü olarak alanlarda da o direnişe destekler sürdürülüyor. Kecedeke bununla ilgili bir açıklama yaptı. 1 Kasım Dünya Kobani Günü'ne dönük hazırlıkları ve bu anlamda yapılan çağrıları Kecedeke eş başkanı Yüksel Koç ile konuşacağız. Sayın Koç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Tam da saldırıların yeniden yoğunlaştığı, yeniden Türk Devleti ve çetelerinin Rojava'ya dönük saldırılarda bulunduğu bu günlerde sizin yaptığınız çağrının nasıl değerlendirilmesi, nasıl yorumlanması gerektiğini de soracağım. Bir ikincisi de bu anlamda yaptığınız hazırlıklar neler? Bu yıl 1 Kasım Dünya Kobani Günü'nde nasıl bir tablo bekleniyor? 1 Kasım Dünya Kobani Günü, Kobani'de büyük kahramanlıklar ve bedeller ödeyerek şehadete ulaşan tüm şehitleri saygıyla anarak ve yine bu direnişte gazi olan arkadaşları, kahraman halkımızı, oradaki tüm direnleri saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Bir destan yazıldı Kobani'de. Dünya tarihinde eşi az görülen faşizme ve diktatörlüğe karşı bir mücadele yürütüldü ve bu mücadeleden hemen öncesini çok kısa bir biçimde hepimiz bildi ama tekrardan hatırlamakta yarar var. Buyurun. O dönem DAEŞ çeteleri, Türk Devleti tarafından geliştirilen, örgütlenen ve hem askeri hem siyasi olarak desteklenen DAEŞ çeteleri öyle bir insanlık başına bela olmuştu ki hem Orta Doğu'da hem Rojava'da hem de dünyada, işte Belçika'da, Brüksel'de, Berlin'de, Paris'te bombalar patlatıyordu ve Orta Doğu'daki birçok ordu silahlarını bırakarak kaçıyordular. Böylesi bir dönemde biz geçtik. O günleri hatırlamakta yarar var. Hepimiz çok kısa bir geçmiş olsa da bunu unutmamamız gerekir. Ve böyle bir çeteye karşı Suriye'deki özellikle özerk yönetimin hem halkı, hem kasede güçleri, hem YPG, hem YPJ güçleri Rojava'da böyle bir destansı direniş ortaya koydu ve bu direniş dünya insanlığın, sadece Rojava'daki halkların değil, dünya insanlığının da aynı zamanda kurtuluşu olduğu için 2014 yılında milyonlar o dönem sokağa çıktı ve dünya halkları bu kahramanlıklardan ötürü hem Rojava'daki devrimi koruma hem de insanlık koruma adına yürütülen bu mücadelenin, destansı mücadelenin desteklemek ve yetinmediler. Dünya halkları bugün 1 Kasım Dünya Kobani Günü ilan ettiler. Ve bu yılda yapılacak olan eylemleri biz Kecedeke'de birlikte yapıyoruz. Ancak buna bütün internasyonalist dostlarımız, tüm ülkelerdeki Rojava devrimini sahiplenen ve Rojava devrimi bizim devrimimizdir diyen kadın hareketleri, ekolojistler, sosyalistler, muhalifler, barış ve demokrasi savunucuları, özgürlük savunucuları, çok farklı yelpazelerdeki grupların her yıl öncülüğünü yaptığı bir Kobani sahiplenme, Kobani direnişini selamlama ve Kobani direnişini selamlama sahiplenmenin yanında aynı zihniyet AKP, MHP iktidarı bugün de Rojava'ya saldırılarını devam etmektedir. Yani aynı saldırılar da devam etmektedir. Bu anlamda bu seneki 1 Kasım Dünya Kobani Günü daha da önemli. Hem Rojava'daki bu saldırılar, tekrardan düşmanın geliştirdiği, sömürgecinin geliştirdiği saldırılara karşı sesi yükseltmek, hem de Kürt Özgürlük Hareketi'nin geliştirdiği özgürlük zamanı hamlesini iç içe bir biçimde dostlarımızla birlikte bulunduğumuz her ülkede, tüm dünyanın her yerinde direniş biçimde kutlayacağız. Nasıl ki 1 Kasım Dünya Kobani Günü ya da 1 Kasım Dünya Kobani Günü'ne gelen süreçte oradaki destansı direnişle faşizmin yapmak istediğine müsaade edilmediyse, aynı şekilde bugün de direnerek AKP-MHP faşizmin Kürt düşmanı, özgürlük düşmanı, demokrasi düşmanı, halklar düşmanı, yayılmacı politikalarını ancak direnişimizle durdurabiliriz. Bunu da dünyanın her yerinde, yaşadığımız her yerdeki, her alandaki halkımız, dostlarımız o gün çok farklı etkinliklerle, direniş biçiminin farklı boyutlarıyla her şehir, her alan, her ülke hazırlıklarını şimdiden bitirmiş durumdadır.
Bu konuda ben çok farklı. Hazırlıklarla ilgili özellikle müsaade ederseniz sormak istiyorum. Yani çokça konuşulan, söylenen bir şey var. İşte pandemi koşullarında birçok yeni yasak getirilmeye başlandı ya da farklı şeyler de konuşuluyor. Ancak buna rağmen mesela sizin aldığınız tedbirler neler? Kobani günü için alanlara inenlere ne önerirsiniz? Bu konuyla ilgili özellikle birlikte olduğunuz kurumlarla yürüttüğünüz çalışmalarda hangi sonuçlar çıktı? Bir de mümkünse kaç ülkede halkın, Kürt dostlarının alanlara çıkmasını bekliyorsunuz? Tüm ülkelerden, yani Afrika'dan, Amerika'ya, Latin Amerika'dan, Avrupa'nın tüm ülkelerine, Avustralya'dan Asya'ya kadar tüm ülkelerde dostlarımız, yani Kürtlerin sadece olduğu yerler değil, Kürtlerin olmadığı birçok ülkede, birçok yerde dostlarımız direkt bu işin öncülüğünü yapıyorlar. Onlar alanlara çıkacaklar. Bir de bu pandeminin süreci, evet, insanlarımızın sağlığına dikkat ediyoruz, fakat şunu bilmesi gerekiyor. Özellikle egemenler bunu çok yaygın bir biçimde kullanarak insanların kendi örgütlenme ve düşünce belirtme hakkının önüne geçmenin de başka bir yol yöntemini kullanıyor. Elbette ki insanlarımızın sağlığı bizim açımızdan önemli. Ama bilindiği gibi en sık olduğu dönemde Mayıs, 1 Mayıs kutlamalarında, dünyanın 1 Mayıs kutlamalarında da tüm dünyadaki muhalifler yüz binler milyonlar sokağa çıktı. Tabi tedbirler alarak bugün de aynı şekilde en geniş katılımlarla alanlara çıkmamız gerekiyor. Bütün insanlarımıza çağrımız, bu katliamları, bu saldırıları durdurmanın yolu Kobani'nin direniş ruhuyla bugün alanlarda sömürgeciliğin, bu faşist yayılmacı, işgalci politikaları ancak direnişimizle durdurabiliriz. O yüzden tüm halkımızı ve dostlarımızı o gün alanlarda direnişle, sömürgeciliğe ve işgale karşı, faşizme karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Bu konuda da dediğim gibi tüm dostlarımızla birlikte hazırlıklarımız bitmiş durumda. Eylem tarzlarında, içeriklerde her ülkede, her şehirde o şehrin özgünlüklerine göre farklılıklar arz edecek. Hem kültürel boyutu, hem siyasal boyutu, hem direniş boyutu, hem paradigmanın anlatıldığı boyut. Çünkü Rojava bir umuttur. Özellikle Başkan Apo'nun geliştirdiği demokratik ulus paradigması bütün dünyadaki muhalif sol ve sosyalist çevreler tarafından, kadın hareketleri tarafından da bugün kapitalist modernite alternatif olarak, insanın kurtuluşu olarak görülüyor. Evet. Bu devrimi kendi devrimleri olarak görüyorlar. Sadece bunu destekleme, dost olarak bazen söylüyoruz, doğru değil. Artık dünya insanı bunu kendi mücadelesiyle görüyor ve bu anlamda sahipleniyor. Bu paradigmanın bugün artık dünya insanı için umut olduğunu, kurtuluş olduğunu, dünyadaki birçok muhalif ve sol sosyalist çevreler, kadın hareketleri, ekolojiler böyle sahipleniyor ve böyle hareket ediyorlar. Peki. Çok teşekkürler. Biz de o güne kadar eylem ve etkinliklerinizi, çalışmalarınızı takip edip yayınlamaya devam edeceğiz. Sağ olun. Teşekkürler.